Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir cuma, güzel bir gün diliyorum. Hepinize hayırlı cumalar da diliyorum. Hocam hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar. Efendim cuma günü olunca Ediz hocamız, tabii Elazığ İl Vaizimiz Ediz Erşen hocamla beraberiz. Bugün sohbet edeceğiz. Önemli İnşallah. Bir güne yaklaşıyoruz. Evet. Tüm İslam alemin için önemli, evet. Kutlu bir gün, evet. Değil mi? Onu konuşacağız. Ama şöyle bir yemeği öğrenelim. İnşallah. Hemen arkasından konuşalım inşallah. Evet. Değil mi? Yemek de konuyla alakalı. Alakalı değil mi? Evet. Eyvallah. Sen öğrenmişsindir. Ben daha bilmiyorum. Evet Sezai Şahin, kolay gelsin. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar olsun cümlenize. Sen de başın sağ olsun. Allah razı olsun. Başın teşekkür sağ olsun. Ederim. Allah sağ rahmet hocam. Etsin. Biraz da hocamdan bir dua bekleyelim. İnşallah. İnşallah. Bir Fatih okuruz. Evet. İnşallah buyurun. Şimdi menüyü ben belirliyorum ama maşallah hocam böyle en derine kadar iniyor. Yani benim bilmediklerimi o anlatıyor bana. Maşallah. Bu konuda uzmandır bilirsin. Gerçekten öyle. Ben yemeğin ismini söyleyeyim. Ondan sonra gerisi geliyor zaten daha. Eyvallah. Valla böyle sebzeler. Ya şimdi hocam Allah aşkına evet. Özür dilerim sözünü kestim. Şimdi yazın genelde o renkli evet. Sebzeler böyle şey olur değil mi? Tabii. Maşallah adeta yaz gibi değil mi? Tabii yani bu o. Bu konuda Murat Bey'i çilek manavı tekrar tekrar teşekkür şimdi, ediyoruz. Şimdi şu ayet var sözünüzü unutmayın. Estağfirullah külleme dehale aleyhe zekiriyel mihrab diye başlayan Zekeriya aleyhisselam Meryem Hatun'un her hücresine girdiğinde yazın kış meyveleri ve sebzeleri, kışın yaz meyveleri ve sebzeleri görürdü. Derdi ki bunları kim getirdi? Rabbim gönderdi derdi. Aslında o ayete bu zamana işaret var o ayetten. Öyle yani diyorsun. Kışın bile o sebzelerin bulunan. Tabii bulunması ayrı bir şey. Tabii. Seradır, şeydir. Evet. Ama şükür babında nimettir. Şükretmemiz yani. Lazım. Evet. Evet. Bu evet. Kesinlikle şükretmemiz tabii gereken yani. Bir kış olay. Kış ortasında yaz sebzesi. Tadı konusunda bir... İstersen biraz... İster istemez... Bu zamanda sadece çeri domates lezzetlidir. O da 15-20 TL galiba. Çeri domates hariç bu zamanda lezzeti azdır domatesin. Evet. Daha iyi, evet. Evet. Biberden de kapya iyi, şili biberi iyi. Yani, evet, doğru. Evet. Evet. Onlar dışarıdan geldiği için evet. Malum. Evet. Menümüz ne bugün hocam? Şey aynı manav dükkanı. Değil mi? Maşallah. bu konuda ben az önce onu söyleyecektim. Murat Elazığ'dan gerçekten çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten iyi bir manav. Çilek evet. Manav Elazığ'ımızın göz bebeği. Elazığ'a yakışan. İşini hakkını veren. İşin hakkını veren evet. Çok değerli Murat Elazığ'a, Çilek Manav'a ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar. Evet bir Kaşarlı İmam Bayıldı. Kaşarlı İmam Bayıldı. Evet. İmam Bayıltacağız. Yani hangi imama bayıldı? İmam ve Fethi'nin, niye öyle demişler Mekke'nin acaba ya? Fethi. Mekke'nin Fethi. İkisi imam yani o kadar sevmiş ki bayılmış lezzetinden. Diyorsun. Evet. Nereden nereye bağladın evet. Hocam ya? Dedim ya hocam bağlar yani. Evet, evet, hünkar beğendi. Hepsinin hünkar bir hikayesi var yani. Bu inki yememiz etsiz olduğu için bir de tavuklu bir şehriye çorbası. Tavuklu yakın. Şehriye çorbası evet. Ve kaşarlı hünkar beğendi. Kaşarlı imam bayıldı. İmam bayıldı. İmam bayıldı. Hünkar yani beğendi yaptınız mı burada? Aklımı çeldim. Burada patlıcanı görünce hünkar beğendi yaptınız mı burada? Evet. Evet. Hünkar beğendi yaptınız mı? Yapmadık daha. Yok. Yapacağız. Onu da bir yapalım. Evet. Şimdi efendim şöyle bir malzemelerimizi hep birlikte bir görelim. Gerek imam bayıldığımız gerek de gerekse tavuklu şehriye çorbası. Çorbamızın malzemeleri bir ekranımıza gelsin hemen. Bakalım hangi malzemelerle Sezai Şef'im yapacakmış. Evet, önce kaşarlı imam bayıldı efendim. Hemen ben de buradan kendi ekranımdan okuyorum. 6 adet karnıyarıklık patlıcan efendim. 6 adet sivri biber. 4 adet Arnavut biber. 2 baş soğan, 4 diş sarımsak. 3 adet kırmızı kapya biber, 4 adet domates. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası, 200 gram kadar kaşar peyniri, karabiber ve tuz. Efendim kaşarlı İmam Bayıldı'da Sezai Şef'im kullanacak. Bir de neyimiz vardı? Tavuklu teşehriye çorbası. Hemen o da gelsin. Tavuklu şehriye çorbası. Teşehriye değil mi bu? Teşehriye. Arpa şehriyeden de olur. Tel yakışır yani. Tel yakışır evet. Arpa çok uymaz. Tel daha ziyade tavuğa. Yakışır evet. Evet. Bir adet tavuk göğsü efendim. Bir baş soğan, bir adet domates, bir adet kırmızı kapya biber, 4 adet Arnavut biberi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, kuru nane ve tuz kullanacak.
Sezai bu arada yaşlığın gözü kör ola. Orada şeyi atlattınız. Bir bardak su bardağı tel şehriyemiz var. Onu da atlattınız. Öyle mi? Yani şimdi yaşlılık artık özür dilerim ben. Yaşlılıktan diyorsun yani. Değil mi? Sezai. Kendiniz şeyin bana attın. Yok, bu yaşlıktan galiba. Eyvallah. Peki. Bir bardakta tel şehriye efendim. Su bardağı tel şehriye. Hangisiyle başlıyoruz siz? Tabii ki önce bir İmam Bayıldır'la başlayacağız. Ben programdan önce zaten patlıcanları ve alacalı soydum. Biraz da fırçayla yağladım. Çok güzel alacalı soymuşsun bayağı. Böyle yani, boydan boya değil, senin farklı bir yöntemin var. Bu biraz farklı, evet. Bu aslında soğuk mezecilerin bir yöntemidir, tarzıdır. Evet. Aşçılan şeflerin. Bir diğer. De Sezai Usta'm sözünüz var. Adana güvecinde bizim güveçten farkı kırmızı toz biber vardır. Bir de patlıcanı böyle soyar. En sonda siyahını üstüne folyo gibi kaplarlar. Folyo gibi kaplarlar. Adana güveci. Adana güvecidir o. Evet. Bilmiyorum burada yaptınız yaptık mı? Yaptık evet. Yaptınız evet, değil mi? Evet. O da yaptı. Şimdi onu fırçayla biraz yağladım. Şimdi fırınlayacağım. Fırınlayacaksın. Yani dışarıdan yağlayacağız. Tabii. Yağda kızartmayacağız. Yağda kızartmayacağız. Şimdi yağda çok fazla yağ çektiği için bir de kış sebzesi ister istemez biraz sünger gibi çeker patlıcan. Evet. Onu kızartacağız. Diğer taraftan burada sebzelerini doğrayıp soteleyeceğiz. Karnıyarık gibi için dolduracağız. Üstüne kaşar serpip tekrar fırınlayacağız. Şeyden farklı bir, sadece eti yok. Eti yok evet. Aynen öyle. İmam Bayıldır'ın tek farkı, tek farkı etsiz oluyor. Olması. Aynen öyle. Bu sebzeyle doluyoruz tamamen. Sebzeyle olması. Evet. Üstüne kaşar serpiştirip tekrar fırınlayacağız. Bir de kaşar olacak. Tabii kaşar olacak. Sarımsak var tabii. Tavuğa zannediyorum ikinci bölümde. Yok, birinci bölümde ona başlayacağız. Bunu hazırladıktan sonra birinci bölüm sonunda ona başlayacağız. Doğrayacaksın herhalde göğsü. Evet, malzemeyi doğrayacağız. İkinci bölümde artık çorbamızı yapacağız. Eyvallah. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir de sarımsak etin yerini kaplar. Mesela Hint mutfağında et yerine sarımsak kullanırlar. Evet. Kullan. Gerçekten. Biz et yerine mantar kullanırız. Hatta şöyle bir mantar, şey de var. Evet. Antep mutfağında mesela lahmacunu etsiz yaparlar. Fakat bol sarımsak kullanırlar. Acaba mantar olur mu? Yani denemedim ama neden olmasın? Değil mi? Evet. Kuşbaşı böyle küçük küçük doğrayacaksın. Evet. Farklı bir tat olur diye düşünüyorum ya. Olur. Şöyle bir olur. Şey yapalım. Bir deneyelim. Et gibi zaten. Sebzeli bir mantar sote yapıyoruz. İçini doldururuz bu şekilde. Tabii. Yani olur mu? Öyle değil mi? Evet. Vallahi farklı. Yeni bir yemek bulmuş oluruz. Milat ben bayıldı. Benim böyle ilgili şeylerim vardır hocam. Milat bayıldı. Milat bayılttı. Bayılttı evet. Evet. Peki kolay gelsin. Sağ ol. Bence bir yemek bul. Bir spesyal bul artık yani. Var canım spesyallerim. Var değil mi? Benim kendi spesyallerim vardır evde. Evet. Yaptığım. Onları... Zaman zaman gün yüzüne çıkarmak İnşallah. Lazım. İnşallah Sezai Şerif'le bir projemiz var. Milad'ın Mutfağı yemek kitabını da. Bunu çok güzel. Yemeklerin. Kitapları yöresel, tarayarak. Yöresel tarayarak. Çok evet. Güzel. Kendi yaptıklarımız tarama değil. Evet. Kendi yaptıklarımız tariflerimiz. Şimdi replikleri taramanız lazım yine evet. De tabii. Bir kitaplaştırmayı düşünüyoruz evet. İnşallah. Elazığ'ımıza. İnşallah. Elazığ kültürüne. Evet. Turizmine kazandıracağız. İnşallah. O da bizim bir katkımız olsun istiyoruz hocam. Evet. Evet hocam, şimdi önemli bir konuyu ele alacağız dedik. Aslında çarpıtıda bir tarih var. Evet. Malumunuz. Biz bunu yılbaşı günü de yani miladi takvime göre 31 Aralık evet. Akşamı günü de bunu dile getirdik sizinle beraber. 27'sinde 31'i konuştuk. Evet. 27'sinde konuştuk, 31'ini evet. Konuştuk. Bir çarpıtılan, evet. Kasıtlı olarak yapılan, bir alternatif olarak görülen ki asla değildir. Evet. Bir tarih var. Yani Mekke'nin fethi. Aslı sizin de bana telkinleriniz Ocak. Üzerine 11 Ocak. Ocak 630. 630 evet. Hicri takvime göre. Miladi takvime miladi göre 630. Miladiye göre 630. Evet. 11 Ocak 630. 11 evet. Ocak 630 tarihi evet. Çıkıyor karşımıza Mekke'nin fethi. Şimdi işte müşriklerle bir anlaşma, uzlaşma diye 1 Ocak diye. Şimdi bu nereden çıktı? Uydurmalar var. Onun üzerinde evet, şey duracağız lazım. Zaten. Evet. Şimdi nedir hocam? Mekke'nin evet. Fethi, o günün özelliği, neden fethedildi? Sizden bir tarihi boyutunu alalım. Sonra konuşalım, devam edelim. Şimdi İslamiyet'in yılbaşı kutlamasını engellemek için bir gün programına ihtiyacı yok. Bu yanlış bir düşünce ve bunu evet. Yaparken de tarih çarpıtıldı. 11 Ocak 1 Ocak'a alındı. Bu yanlış. Yani Müslüman zaten şuurlu bir Müslüman. Evet. O şuura ulaşmak için ayet ve hadisler ona yeter. Ayrı bir gün kutlayalım da bugün yanlışlıkla oraya gitmesinler gibi bir anlayış olamaz. Çok doğru. 11 Ocak'ta nettir. Asla 1 Ocak'ta Mekke'nin fethi oluşmamıştır. Yola çıkış tarihi de 4 Ocak'tır fethi için. Ha, yine 1 Ocak değil. Kesin fethi de 11 Ocak'tır.
Niye 11 Ocak? Çünkü Mekke'nin ikliminin en mutena, en uygun olduğu dönem. Sıcak olsa içerideki Mekke'dekiler avantaj olur, dışarıdan fethiye gelenler dezavantajlı olur. Çünkü içeride tabii, her türlü erzak, lojistik var. Stratejik açıdan öyle. Ve bütün fetihlerin annesi. Yani Mekke'nin fethiyle, fethe babından geliyor, açmak. Bir yerin kafir elinden alınması, müşrik elinden ve o kapının açılması. Allah-u Teala'nın Fettah isminin tecellisi. Çokça kapılar açıyor. Girmek zorundayım. Evet. Fetihlerin anası dedin ya, en başı evet. dedin ya. Şimdi malum İstanbul'un fethi, birazdan ele alacağız onu da. Evet. Fetihi ele alacağız daha doğrusu. İstanbul'un fethi metiyelerle hadislerde müjdelenmiş. Evet. Ne güzel komutan o komutan evet. diye. Ne siz güzel askerdir misiniz? O asker. Askerdir? Hadis-i şerifte geçiyor. Evet. Peki aynı şekilde Mekke'nin fethi de var mıdır böyle bir şey? Mekke'nin fethi bizzat ayette var. Ayette var. Ayette var, hadiste de var. Zaten Mekke fethedildikten sonra Medine'nin aslında başlangıçta bir fethi var. Yani başlangıç fetihlerin babası Medine'dir. Medine'dir, evet. Annesi Mekke'dir. Daha sonra Mekke, daha sonra öyle öyle Arabistan Yarımadası derken, Şam derken, İran derken, Anadolu derken, İstanbul derken, Türklerin fetihleri, Emevilerin, Abbasilerin fetihleriyle İslam fetih yaygınlaşıyor. Halen yani, fetihler. Evet, halen devam ediyor. Karabağ'ı biz Ermenilerden tekrar fethettik. Tabii. Ha, bu arada şunu söyleyelim yeri gelmişken. Şu anda Rus istihbaratı eski KGB Kazakistan'ı karıştırıyor. Size net söyleyeyim. Efendim oradaki ekonomik, Kazakistan'da ekonomi iyiydi. Baskıcı bir yönetim de yok Türkmenistan gibi. Evet. Nur Sultan Nazarbayev milli bir insan, Türkiye'nin dostu, bilge bir insan. Kazakistan birçok aşamada bizim yandaşımız, dostumuz. Rusya orayı karıştırıyor. Büyüyen bir Rusya kadar tehlikeli bir olgu dünyada yoktur. Polonya Rusya'nın büyümesinden çekinerek duvar örmeye başladı. Belarus'u da bahane ederek. Polonya. İsveç rahatsız Rusya'dan. Yani Rusya'ya bir dur demek lazım. Ukrayna'da ukalalıklar yapıyor. Saldırdı, Kırım'ı ele geçirdi. Şu anda da Kazakistan'ı karıştırdı. Türkiye tabii ülkemiz bütünüyle Kazakistan'ın yanında. Ve çok üzülüyoruz. Yani düşün oraya Ermeni asker gitti yani. Rus askeri gitti. Hem karıştırıyor hem de gitti yani. İnşallah daha güçlenen bir Türkiye ileride Rus kafirine de hak ettiği cezayı verecek. İnşallah. Kazakistan'a da dualarımız onlarla inşallah eski istikrarına kavuşur. KGB bizzat oradaki birçok ölümü de gerçekleştiren Rus ajanları. Eski KGB. Orada evet. Milleti birbirine kırdırmaya çalışıyor. Çok güçlü bir istihbarat örgütüdür Rus istihbaratı ve orayı karıştırıyor. İnşallah planlara hakim kalacak. Türkiye onların yanındadır. Dualarımız Kazakistan'la. İnşallah. Amin. Hocam bir mesajımız var. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Misafirimiz hoş gelmiş hoş demişler. Aşçımızın eline sağlık. Teşekkür ederiz. Sizin yüreğinize sağlık. Razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Faik Çaça. Sevgiler, saygılar bizden de Faik Bey'e, İstanbul'a, oradaki hemşehrilerimize kucak dolusu. Biz de selam saygılar, söylüyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz oradaki can dostlarımıza, hemşehrilerimize, bizi var eden insanlara. Evet. Evet. Şimdi bir başka mesajımız, onu da okumak istiyorum müsaadenizle. Öncelikle güzel söyleşileriniz için teşekkür eder. Program başarılarınızı, devamını dilerim demiş. Şu an yoğun bakımdan tedavi gören amcama vefat etmekte ve aynı zamanda sizleri izlemekteyim. Selam ve dua ile Çilek Manav ve Şarküteri Çilek Yönetim Hizmetleri Mehmet Murat Eraslan. Vallahi tesadüf oldu. Allah şifalar versin. Allah şifalar ben versin. Ben buradan onu söyleyecektim. Evet. Amcanız Allah Kur'an'daki şifa ayetleri hürmetine şifalar versin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sizlere de sabırlar diliyorum. Çok geçmiş olsun diliyorum. Zordur. Şimdi hastadan çok hasta yakını. Hasta yakın daha zor şey olur. Evet. Çok geçmiş olsun. Allah'a emanet olun Murat kardeşim. İnşallah. Evet. Evet, bunları okumak lazımdı. Okuduk. Evet hocam. Şimdi hocam Kazakistan hakkında güzel söyledin. Evet. İnşallah. İnşallah. Güçlenen Türkiye'miz gereğini yapacaktır diyoruz. Çünkü Kazakistan'ımızın evet. yanında bizim öz vatanlarımızdan, öz yurdumuzdan evet. diyorsun. Peki hocam fetih dedik. Evet.
Fetih kavramı nedir? Yani fethetmek ne anlama gelir? Onu soracağım. Sonradan Fatih'imize geçeceğiz. Tabii fethe babından geliyor. Açmak, evet. Kapıyı açmak. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şöyle bir duası var. Ya müfettihul ebvab, eftihlena hayrel bab. Amin. Evet. Ey kapıları açan, bize en hayırlı kapıları aç. Fetih, düşman kalesini fethetip kapıyı açmak. İçeri girmek gibi bir manaya geliyor. Fatih de kapıyı açan demek. Onun için Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri diyoruz. İstanbul'u fethetmiş. Şimdi hocam Fatih'e gelelim. Evet, evet. Çok güzel bir yere geldim. Hadiste müjdelenmiş. Evet. Dedik programın başında az önce direği getirdik. İstanbul bütün İslam komutanlarının evet. Gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da hep fethedilmesi gereken hedefledikleri bir yer. Hedef. Evet. Konstantinopolis diye geçiyor evet. Zamanında tabii. Bizans toprağı olarak evet. Geçiyor. Ama Roma, Bizans. Biz tabii ki hedeflerimiz Kur'an'da ve hadislerle hedef gösterilmiş. Evet. Yani oranın hedef alınması, fethedilmesi gerekiyordu. Evet. Yani hedefler çizilmiş. Ama birçok padişah bu niyetle yola çıkmış ama başaramamış maalesef. Ama Fatih'e kısmet oldu evet. Ve mazhar oldu diyelim. O hadisin, Fatih mazhar oldu. Evet, mazhar oldu. Masadak oldu. Şimdi Fatih ne demektir? Şimdi evet. Fetih var, bir de Fatih var. Evet. Fetih'ten mi geliyor Fatih? Evet. Fatih Sultan Mehmet neden ona kısmet oldu? Onun yorumunu almak istiyorum. Şimdi hadis-i şerifte geçiyor. İstanbul muhakkak bir gün fethedilecektir. Ne güzel komutandır onu fetheden, ne güzel ordudur onun askeri. Evet. Bunun için çok insan yola çıkmış. 1453 tabii Milad-ı Takvime'ye göre. Onu mesela söyleyeyim. İstanbul Karaköy'üne giderken Yeraltı Camii vardır, bilirsin sen. İyi bilirim. Yeraltı Camii'ni. Vehb bin Huşeyre Hazretleri radıyallahu anh sahabeden. Süfyan bin Üyeyne Hazretleri ki 4 yaşında hafız olmuştur tabiinden. 4 yaşında hafız olmuş bir dahi çocuk. Daha sonra büyük bir alim oluyor. Bir de Amr İbnül As Hazretleri radıyallahu anh. Bu meşhur Amr İbnül As değildir eğer Amr İbnül As. Onun türbesi, o da sahabe. Bu hadisi duyarak İstanbul'un fethi için Araplar çok gelmiş. Arap kardeşlerimiz. Tabii Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuş bu. Hocam bu konuda sana katılmıyorum. Evet. Affına sanıyorum. Evet. Bak yani evet din kardeşiyiz. Tabii. Din. Evet. Ama Arap'ı ben kardeşim olarak görüyorum. O zamanki Arap'ı görüyorum. Ya bile bir şey diyemiyorum. Yani evet, şöyle düşüneceksin. Evet, Peygamber Efendimiz de bir Arap. Tabii. Evet. O zamanki ona Arapları. Ama ben sen, Araplara karşı biraz şeyim. Şimdi senin çünkü olayın. Çünkü tarihimize bakıyorum. Hep sırtımızdan bizi vuran Arap. Senin bulmuş. Olayın şu. Arap siyasetçiler ve yöneticilerin fırıldakları gözümüne sen bunu hep geliyor. Söylüyorsun, ben hep karşı geliyorum. Evet, ama şimdi o dönemdeki sahabe Araplar tabii ki bizim kutsalımız. Ya, muhakkak. Evet. Bir sonra gün de Arap kıyafetiyle burada seni alacağız ama. Asla. Onu göreceğim mi Sezai Ustam? Bir gün Arap kıyafetiyle gelecek şimdi, ama. Sayın Hocam. Evet. Affına sığınarım. Evet. Malum tiyatrocuyum. Tabii. Birçok evet. Kostüm giydim. Arap elbette. Kıyafeti giydin mi? Giydim. Evet. Onun şeyi de oynadım. Yakışır da. Ebu Dahtah'ı oynadım. Evet. Yani Üveysel evet. Karani. Veysel evet. Karani'yi oynuyorduk. Üveys. Asıl evet. ismi Üveys'tir bilirsin. Tabii. Üveysel Karani'de Ebu Dahtah yani Veysel Karani'yi işkence yapan evet. zalimli bir adam oynuyordum. Evet. Arap olarak. Yani Arap kıyafetleriyle. Evet. Ama bir türlü kanımı sıramadı abi. Yani şimdi o ondan kaynaklanıyor. Necati Kantar hocam onun yazarı. Tabii onun Necati Bey iyi evet. bir Allah uzun ömürler hikaye versin, yazardır. Evet. Şimdi Amr İbnül As Hazretleri tabii şaka bir yana 96 yaşında ben de İstanbul'un fethine gideceğim diyor. Evet. Diyorlar ki sen ata nasıl bineceksin, yaşlısın. Bakınız sahabedeki enerjiye bak. Beni diyor ata bağlayın diyor. Ve orada şehit oluyor. Tabii Eyüp El Ensari Hazretleri de o şekilde o zaman geliyor. İşte yine hatırlarsın Galata Kulesi'nin altında Arap Camii vardır Milat abi. Arap Camii. Evet. İstanbul'un ilk cuma kılınan camisidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almadan önce Arap Camii'ni alacağız diyor. Kiliseye çevirmişler. Hı. Arap Camii'ni alıyor, tekrar cami yapıyor. Sonra Galata Kulesi'ni alıyor, sonra İstanbul'u alıyor. Önce yan tarafı temizliyor. Çok önemlidir. Evet. Strateji açısından.
Ve o Türklere biz mazhar oluyoruz tabii ki. Ve inşallah kıyamete kadar da bizim elimizde inşallah kalacak. Şimdi yani, o konuda rahmetli yani. Muzaffer Özak rahmetli büyük din alimi, vaiz Muzaffer Özak'ın güzel bir sözü var. Diyor ki dikkatli olalım diyor. Bakınız diyor İstanbul diyor daha evet. 500 senedir bizim elimizde. Evet hocam. Endülüs 850 yıl elimizde kalıp çıktı diyor. Doğru. Doğru değil mi yani? Tabii. Daha hemen rehavete kapılmayalım hocam, diyor. Hocam zaten evet. Şimdi bunu dile getirmek ne kadar... Teşekkürler. Rica ederim, afiyet olsun. Çay olağanüstü. Ne kadar doğru evet. Bilemiyorum ama hala Bizans dediğimiz Haçlı zihniyetin... Megaloida. Hala hedefi İstanbul. Kesinlikle. Yani onu bir türlü hazmedemediler. Evet. Yani İstanbul'u kaybeden hazmedemiyor. Evet. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Onun tabii nedenleri var. Mesela sub enerji bilimi denilen bir bilim var. Enerji bilimi. Metafizik enerji yani. Subjektif enerji. Dünyada bunlar Müslüman oldu diye değil. Dünya kurulalı beri. Bunu yabancılar da söylüyor. 7 tane enerji bölgesi var. Evet. Birincisi Mekke. İkincisi Medine. Üçüncüsü Kudüs. Evet hocam. Dördüncüsü İstanbul. Beşincisi Roma, altıncısı Buhara, yedincisi Semerkant. Bunlar da dünyadaki enerji güçleri buradan hareket ediyor. İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu'ya 4, Anadolu'dan Avrupa'dan Anadolu'ya 3, Anadolu'dan Avrupa'ya 4 tane enerji kanalı var, gizli. Geçiş kanalları var. O mu gözetiliyor? Bunlar o şehri cazip kılıyor. Boğaz falan değil. Boğaz falan değil. Değil. Yer, yeşil. Ama stratejisi zaten tartışılmaz hocam. Tabii. Yani İstanbul'un. Şimdi bunlardan Buhara, Semerkant Müslümanların elinde elhamdülillah. Mekke, Medine bizim elimizde. İstanbul evet. Bizim elimizde. Kudüs yarı buçuk. İnşallah Yahudi kafirinden tam alırız. Kudüs'ün yarısı bizde. Roma bizde değil. Roma'nın fethedilmesiyle ilgili hadis de var. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken. Evet hocam. Koyun postu giymiş bir kısım Bedevi Araplar atlarına binip hızla peygamberimize doğru yanaşıyorlar aleyhissalatü vesselam. Evet. Sahabeler kılıçlarını çekiniyorlar. Acaba bunlar peygamberimize mi saldıracak diye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara ne diyor? Hayır diyor, acele etmeyin diyor. Onlar Müslüman olmaya geliyor. Bize zarar vermeyecekler. Vahiy ile bunu biliyor. Onlar geliyor, selam veriyorlar, diyorlar biz Müslüman olmaya geldik ve Müslüman oluyorlar. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ufka dalıp işte Şam'ın, İran'ın, İstanbul'un fethedileceğini söylüyor. Daha sonra Roma'nın da fethedileceğini söylüyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın son hedefi Roma'ydı. Udine'yi aldı Kuzey İtalya'da, Udine'yi fethetti. Kendisinden bile saklıyordu bu sırrı. Onlarca suikast teşebbüsünden birinde şehit edildi. Roma'yı alacağını hissetmişlerdi. Roma tarihte alınmış. İki tane Türk komutan tarafından. İlki Alarik. Alarik alanların atası. Alan Türklerinin. Arnavutluğu kurmuştur. Arnavutlar Albanyan. Alan asıllı Türklerdir aslında Arnavutlar. Bize yakındır. Müslümandır çoğu zaten. Urallardan gelip Arnavutluğu kurmuştur. Tiran'ı 17 yaşında Tiran'ı almış. O daha sonra 17 yaşında geçip Roma'yı alıyor aynı yıl. 23 yaşında Paris'i alıyor. 40 yaşında Londra'yı alıyor. Alarik evet. 40 yaşında Londra'da öldürülüyor. Şimdi hocam. Oradan bakınız. Önemli bu. Anladım. Çok İkinci. Yani. Daha sonra Attila. Papa'ya ayağını öptürüyor. Papa'ya ayağını öptüren tek adamdır papalık tarihinde. Roma'yı alıyor. Yine öldürülüyor. Üçüncü Fatih Sultan Mehmet olacaktı. Yine almadan şehit ediliyor. Udine'yi alıyor. Udine'yi alıyor. Evet. Roma suikastlerle ayaktadır esasında. Savunma ile yani. İnşallah bizleri almak nasip olur. İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi hocam bir mesaj var. Onu okuyacağım. Evet. Sonra Mekke'nin fethine biraz geri döneceğim. Çünkü önemli. Evet. Bizim için. Sayın Milat Bey bu mesajımı lütfen okuyun demiş. Bu üniversite sınavlarını çevrim içi yapılsın demiş. Zaten derslerde çevrim içi yapıldı. Ben yeni Covid geçirdim. Ne olur rektörümüze duyurun
denilmiş. Rica ederim. Zaten vakalar 68 bin aşmış durumda. Hayırlı günler dilerim demiş. Şimdi 68 bini geçti, evet doğru, ama bir düzelme de söz konusu. Yani tabii. Biliyorsunuz evet. Türk aşısı başarılı bir şekilde o da şu anda aşı olmak isteyenlerin hizmetinde, evet. TürkOvac. Ben artık sonunun böyle hani tünelin sonundaki ışığı görür gibi. Hatta oluyor. Uzmanlar şunu... Ama evet. Tabii ki tedbir çok evet. önemli. Hala tabii. tedbirlerimizi alacağız, koruyacağız kendimizi. Bunda şüphe yok. Hocam senin yorumlarını alayım. Bir de uzmanlar şunu söylüyor. Yani çok arttı ama etkisi azaldı. Bu bitişe doğru bir gidiş diyorlar. Yani i̇şte zayıflayarak artıyor. Şey. Bu bir. Tabii kardeşimiz haklı olarak haklı söylüyor. Ama tabii. şunu da söyleyelim. Milli Eğitim Bakanımız güzel bir şey söyledi. Bu bir milli güvenlik sorunu aynı zamanda. Eğitimi artık şey yapamayız. Şimdi aynen savaş gibi. Evet. Eğitimi artık o lüksümüz yok. Ekonomik olarak da lüksümüz çok yok. Doğru. Yani işte devlet niye var? Devlet haklı bunun için. Yapacağı kadar Türkiye yaptı. Ekonomi zayıfladı. Hocam, bu hale geldi. Şimdi hocam istemiyorum. Evet. Yanlış anlamayın. Yani yarın başka büyük sorunlar çıkar. Sağlıktan değerli, daha öte. Değerli çıkabilir. İzleyicimiz derslerden evet. bahsetmemiş. Evet. Sadece sınavların yok bir online şey demiyoruz. Biz de yorumumuzu yapıyoruz. Demiş. Ben de katılıyorum. Olabilir. Yani o açıdan sınavlar olabilir efendim. Yani çok şey haklısınız. Eğitim şey yapmamalı. Hatta ben o zaman bu kadar kapanmama da olmamalı diyordum. Sen farkındasın. Evet. Yani ekonomiye zarar. Çünkü ekonomik felaket başladı mı sen o yoğun bakımdaki oksijen aletlerini de satın alamaz, üretemez hale gelirsin. Çok doğru. Hastanede şimdi, hasta kabul edemez hale gelirsin. Hocam ülkemizde bu açıdan de, dengeyi kurmak ülkemizde lazım. Ülkemizde de evet. Bir ekonomik kriz söz konusu ve dünyada da bir. Dünyada da her yerde var. Her yerde var. Sırf Türkiye'de bu, değil. İşte bu Covid kısıtlamalarının gereği. Bu etkisidir bu kesinlikle. Zaten. Yani bir günlük kapanmanın maliyeti $1 milyar. $1 milyar bir günlük kapanmanın. Biz de esnafımızla evet. düşünmek. Tabii. Ücreti de. Ülke ekonomisini düşünmek durumundayız. Ama haklısınız, sınavlar evet. online yapılabilir. Sınavlar sadece yapılabilir diye düşünüyorum. Tedbirlere, evet. aşıya özellikle dikkat etmek şimdi lazım. Şimdi hocam, Mekke'nin fethi. Evet. Mekke'nin fethi. Şimdi hocam, Mekke neden? Sadece Kabe'den ötürü mü? Ya da Peygamber Efendimiz'in Mekke'de Mekkeli oluşundan şimdi mı? Mekke... Çok değerli Mekke bizim için. Yani evet. Kabe'nin orada oluşu mu bizim için çok değerli? Yoksa Kabe neden fethedilmesi bu kadar önemliydi? Kabe insanlar yaratılmadan önce melekler tarafından inşa edilmiş. Evet. Daha sonra 8 defa inşa edilmiş. En son inşasında yeterli malzeme bulunmadığı için Hicr bölgesi yani hemen Kabe'nin batısında dibinde Hazreti Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ın kabri var. O dışarıda kalmıştır. Orada aslında Kabe'nin içi sayılır. O açıdan biraz kareden ziyade dikdörtgendir aslında yapısı. Evet. Hacer-i Esved içindedir ki Allah-u Teala dünyayı beyaz yeşim taşından yaratmıştır. Son kalan parçadır o. O yönden kutsaldır. Hacer-i Esved'in içinde olması Kabe'yi ve meleklerin inşa etmesi değerli kılıyor. İlk cami olması ve bütün dinlerde kutsal. Bütün dinler özünde İslam dini, bütün peygamberler aleyhisselam özünde İslam peygamberi. En son ve en mükemmel din İslam'la en büyük peygamber Hazreti Muhammed'le aleyhissalatü vesselam bu doruğa çıkmıştır ve bu hale gelmiştir. İşte mesela daha önceden hac var mıydı? Vardı. Yahudiler yapıyordu. Daha sonra müşrikler yapmıştır. Ama o zamanki hacda Hanif dininde var. Evet. Mekke hep kutsal yani hep hac ve tavaf var. Farklı giysiler giyiniyor zenginler. Fakirler ayrım var. Şimdiki gibi aynı değil. Müzdelife'de 70 peygamber kabri var. Mina'da 40 peygamber kabri var. Oralar eskiden beri önemli. Mina'da ilk kurban Habil ve Kabil'in kurbanlaşması var. İşte Salih Aleyhisselam'ın o civarda yaşaması birçok peygamberin söz konusu. Yine makamı İbrahim'in altında 8 peygamber kabri var. Evet. Yine Hicr'in daha batısında 150 metre batısında 310'a yakın peygamberin kabri var. Yani buralar eskiden beri önemli. Yine Hicaz harem bölgesini Cebrail Aleyhisselam'ın göstermesiyle İbrahim Aleyhisselam oluşturmuştur. Medine'deki harem bölgesinde yine Cebrail Aleyhisselam'ın göstermesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oluşturmuştur. Burada harem derken hürmete layık manasındadır. Ve her dinde kutsaldır. Mesela Tevrat'ta bozulmadığını zannettiğimiz bir ayet var. Rab Sina'da doğdu, Seyir'de ortaya çıktı, Faran dağlarında parladı.
Rab İbranice öğretmen demektir. Yani Sina'da doğan öğretmen peygamber Musa aleyhisselamdır. Seyir'de, Filistin'de ortaya çıkan peygamber İsa aleyhisselamdır. Ve Faran dağları, Mekke dağlarının eski adıdır. Ortaya çıkan peygamber Hazreti Muhammed'dir aleyhisselatü vesselam. Mesela biz kızlarımıza Medine ismi koyarız. Yahudiler de kızlarına mesela Bekka ismi koyarlar. Bekka Yahudilerde çok yaygın bir isimdir. Mekke demek. Zaten Kur'an'da da Bekke diye geçer bazı kereler. Yani mesela Yahudiler için de kutsaldır. Yahudiler onu gizliyorlar. Kudüs gibi Mekke'yi de hedefliyorlar. Hatta Medine de onların hedefinde vardır. Çünkü Medine Yahudileri birçok dünyanın birçok tarafından yayılmışlardır. Tabii burada her Yahudi böyledir, bizim düşmanımızdır demiyoruz. Antisemitik davranmıyoruz. Ortalığı karıştıranları kastediyoruz. Mekke'dense Medine, İslamiyet'i çok daha çabuk kabullenmiş Peygamber Efendimiz'i bağrına basmıştır. Evet. Değil mi hicret öncesi? Evet. Ne diyeceksiniz onun için? Mekke'de halen o sert hava var. Mekke'de tecelli ağır. Mekke'nin insanı halen sert. Mekke sure, yani sert derken Medine'ye göre. Mekke surelerin kıraatı daha zordur. Mekke döneminin zorluğunu anlattığı için. Medeni surelerin kıraatı daha kolaydır, suletlidir. Yani Mekke dönemi zor bir dönem gerçekten. Mekke de zor bir coğrafya. Yani 12 bin dağ ve tepenin irili ufaklı ben bulunduğu... Ben gitmediğim için bilmiyorum hocam. Kaç kilometre? Zor bir yer. Aralığı 450 kilometre. 450 kilometre. Evet. Yani biz gittiğimizde... 7 günde gidilmiş zaten o tabii süre. Tabii yani... Fethi için yola çıkıyor. Şimdi o yol... 4'ünde yola çıkılıyor. Tabii. 11'inde fethediliyor. Kaç gün sürüyor bilmiyorum. Şimdi şu var. Tabii çabuk fethediliyor. Muhammed Hamidullah ünlü İslam tarihi yazarı o yolu yürüyerek gitmiştir. Buradan Kayseri kadar neredeyse. Hiç çatışma olmadan fethedilmiş herhalde. Yani olmuş da az olmuş. Şimdi Mekke yoluna giderken Muhammed Hamidullah şu anki zaten aynı yoldan gidiliyor. Şunu diyor. Diyor ki bazı yerlerde Hazreti Ebubekir ile radıyallahu anh peygamberimiz gittiği zaman aleyhissalatü vesselam uzun süre ağaçlardan güneşi görmedikleri yerler var. Şimdi ağaç kalmamış. Yani şimdi o Hatay'a çoğu yazar da düşüyor. Çöle inen nur diyorlar. Tamam çöl ama bu kadar da çöl değil. O zaman hiç değil. Tabii mesela Muhammed Hamidullah o kadar detaylı çalışmıştır ki ünlü İslam tarihçisi. Hocam 1500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii 1850'lerde bile ne coğrafya değişti? Medine'ye yılda 50 gün yağmur düşüyor. Şimdi 20 gün. 150 yıl önce, 170 yıl önce. Tabii. Mekke'ye şu an bir gün yağmur düşüyor. 170 yıl önce 20 gün düşüyor. İklimde de sıcaklaşma var. Tabii. Yani mesela yine Hazreti Hamza radıyallahu anh aslan avcısı. Bakınız İslam tarihi böyle anlatılmalı. Naçizane. Evet. Diğer bilimlerle desteklenerek. Hazreti Hamza radıyallahu anh aslan avcısı Mekke'de aslan avlıyor. Ne anlıyoruz bundan? Aslan orman olmayan yerde yaşamaz. Tabii. Orman var. Aslında bunlar şifredir. Biraz şifredir. Evet. Orman var yani kesinlikle orman var. Aslan çölde yaşamaz. Mümkün evet. değil. Yani mesela Asya kaplanı kısmen çölde yaşar. Kaplan, Asya kaplanı. Kaplandan var. Pars kısmen çölde yaşar ama aslan asla çölde yaşamaz. Ha demek ki orman var. Aslan ormanda yaşar. Ha bütün bunlara baktığımızda gerçekten Kabe'ye ceylanların indiği yönde hadisler var. Geyiklerin indiği. Demek bir ekoloji farklı yani şimdiki gibi değil. Hatta o zaman nebatiler var Arabistan'da bir aşiret. Yani bitkiyle ormanla çok uğraşan manasında. Şimdi yine hemen Mekke'nin 80 kilometre yakında Taif'e gittiğinde 2800-3300 metre, 2500 metre yine karlı, ormanlı hatta yağmurlu. Rize gibi yağmur olan yemyeşil bir bölge de var Taif'te. 3300 metre yükseklikte. 3300 rakım. Rize'den fazla yağmur alıyor. Rakım. Öyle bir yer de var. Yani Mekke'ye 100 kilometre. Arabistan'da. Tabii Arabistan'da. Çok ilginç coğrafyalar var. Arabistan'ın yasakçı bir ülke olması hasebiyle çekim çok zor. Çok zor çekim izinleri alınabiliyor. Hatta Google'dan Arabistan belgesellerine girin. Doğru dürüst göremezsiniz. Neden hocam? Yasakçı yani aynı eski Rusya, Doğu Almanya gibi komünist bir kafa. Yani yasakçı bir kafa var. Keton bir kafa. Evet oralar mübarek yerler ama çok baskıcı bir yönetim var. Biraz yumuşama oldu Türkiye'nin etkisiyle. Daha da yumuşar inşallah. Mesela şöyle düşünün. Arabistan'dasınız siz. Buradan Harput'a gitmeniz için vize gibi izin kağıdı almanız lazım. Buradan Hankendi'ye gitmeniz için. Muhakkak izin. Giderken de gelirken de iki izin kağıdı.
O kadar sıkı. Evet. Mesela bizim Taif'e gitmemiz yasak. 80 kilometre hacıların. Hatta Bedir Savaşı'nın olduğu yere gitmek bile yasak. Medine'ye çok yakın. Bu kadar da baskıcı bir yönetim var. Eyvallah. Evet, kısa bir süremiz kaldı. Yemeğe bir bakalım istiyorum. Evet, sotelemeye devam ediyoruz. Sotelemeye devam ediyorsun. Patlamamız fırında. Diğer evet. taraftan çorbanın malzemesini doyuruyorum. Evet, çok güzel. İkinci bir bölümde çorbamızı yapmaya başlayacağız. Hadi hayırlısı bakalım. Güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Etsiz de olsa ama mantar işi bak benim aklıma yattı. İnşallahur Rahman. Sezai. İnşallah mantarlı. Biraz zaman geçsin onu da yapalım. Üste olmasın. Üste olmasın. Biraz evet. zaman geçsin. Deneriz de öyle yaparız olmazsa. Tabii aynı öyle yaparız. Değil mi? Tabii. Sen bir, onun bir çekimini yaparsın. Çekimi yaparız. Buradan da hatırlatmak istiyorum. İnşallahur Rahman. Sezai Şef adı altında YouTube kanalı kurdu. Sezai Şef'in de spesiyalleri vardır muhakkak. Var hocam çok. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Sezai tariflerini artık YouTube'a taşıdı. Evet. Çok iyi. Bir YouTube kanalı kurdu. YouTuber oldu yani. YouTuber. YouTuber. Evet. evet. YouTuber. Sezai Şef'im. Sezai Şef diye aynen. geçiyor. Takip ederseniz seviniriz efendim. Çok iyi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kendi sosyal medyamı hiç reklam yapmıyorum. YouTube kanalları yani. Popüler olmaya başladı. Canım benim amacım popüler değil. Gerçekten bu yaptığınız yemekleri mesela, hatırlamaktır. Çok büyük gazeteci, kameraman Coşkun Aral'ın mesela programla YouTube'a gitti en son. Usta evet. yani. Çok güzel işler orada da çıkarıyor. Böyle evet. gerçek YouTuber'lar var. Sezai Usta'm da gerçek bir YouTuber. Şimdi hocam programımızın özüne tekrar bir dönüş evet. yapmak istiyorum müsaaden olursa. Duamızı da vereceğiz. Duamız. Şunu sorun bir kısa bir evet. şekilde ifade ederseniz. Yani Mekke'nin fethi 11 Ocak'tır. Evet. 1 Ocak'la ya da 31 Aralık'la. Bir alakası yoktur. Alakası İhtiyacımız da yok öyle bir şeye. Öyle bir kıstasa da evet. öyle bir iddialaşmaya da asla ihtiyacı yok. İslamiyet'in evet. ve Müslümanların. Evet. Müminlerin bizim kimsenin bayramıyla, kimsenin diniyle hiçbir alıp veremediğimiz yok. O zaman Yahudilerin herkesin bir gecesine bir şey uyduralım. Öyle olmaz. Yani olmaz. Neyse tabii. ne yani doğru doğrudur. Tabii. Paskalyalarına da o zaman bir şey uyduralım. Hepsine bir değil kutlama mi? Uyduralım o zaman. Öyle bir şey olamaz. Eyvallah. Hocam hemen biz duamızı edelim. İnşallah. Sezai Usta kim vefat etmişti? Ferdi Yılmaz. Ferdi Yılmaz. Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Ferdi Yılmaz kardeşimizin taksiratını affeyle. Murat Eraslan'ın amcasına da dua. Asan eyle Murat Eraslan kardeşimizin amcasınız. Hastasına şifalar ver. Eyvallah. Bizlere ve sevdiklerimize bu dünyada ve ahirette af ve afiyet ve hayırlı uzun ömürler ihsan eyle Allah'ım. Ailemizi muhafaza eyle Allah'ım cümle hayırlı muratlarımızı, dileklerimizi bizlere ihsan buyur Allah'ım. Allah'ım senin mağfiretin bizim günahlarımızdan daha geniştir ve rahmetin bizim yanımızda amelimizden ziyade ümit kaynağımızdır. Geçmiş, gelecek, gizli ve açık bildiğimiz ve bilmediğimiz cümle günahlarımızı affeyle Allah'ım. Amin ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temaz salavat. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Teşekkür amin. Ederiz. Evet efendim. Böyle hayırlı cumalar dedik. Ediz hocamla güzel bir sohbet başlattık. İlk bölümümüzde bitirdik. Ediz hocamıza, il vaizimiz Ediz Erşen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Ayşenur Çam diş hekimimiz bizimle birlikte olacak. Önemli bir konuyu ele alacağız efendim. Dolgu. Dişlerde dolgu, sorun, diş sorunu olanlar, estetik, diş estetiği sorunu olanlar ekran başına davet ediyoruz. Kısa bir reklam arası tekrar birlikteyiz efendim. Evet efendim tekrar birlikteyiz. Reklamlarımızı bitirdik. Ediz hocamıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konuydu. İşlenmesi gereken bir konuydu. Mekke'nin fethi yani 1 Ocak ya da 31 Aralık değil 11 Ocak'ta olduğunu burada deklar etmemiz lazımdı. Çünkü bazı kesimler kasıtlı olarak yılbaşına Noel'e alternatif gibi göstermeye çalışılıyor. Ne dinimizin ne Müslümanların böyle bir şeye ihtiyacı yok.
Katılıyor musun Ayşe Nur? Katılıyorum. Değil mi? Aynen. 11 Ocak bizim Mekke'mizin, yani kutsal mekanımızın, Kabe'mizin olduğu, hac ettiğimiz o Arap Yarımadası'ndaki şehrimizin fethinin yıl dönümü 11 Ocak. Ve Ayşe Nur Çam, diş hekimimiz. Hocam hoş geldin. Hoş nasılsın? Buldum. İyiyim, sağ olun. Senin o sempatik böyle duruşun bizi güzel bir enerji veriyor. Teşekkür ederim. Ediyoruz. Aynı şekilde bir mukavele. Mutlu oluyoruz. Cumaları iple çekiyoruz. Hatta seni biliyorsun Mustafa Hocam, İbrahim Hocam geliyor. Aynen öyle. Sana da artık alıştık. İbrahim Hocam'dan sonra sık sık aramızda görmek istiyoruz. Memnun oldum. Bundan sonra. Bugün dolguyu ele alacağız. Aynen. Değil mi hocam? Hı hı. Önemli bir konu dolgu. Birçok diş rahatsızlığı yaşayan insanın çözüm noktası oluyor dolgu. İlk başvurulan şeylerden, Şeylerden birisi. Pratik bir çözüm neredeyse ama ön işlemleri var tabii. Yok değil, kanal tedavisi gibi bazen yapılabilir. Bazen, evet. Şimdi ben de öğrenmişim hocam. Bazen evet. Ben orada ekliyorum dikkat edersen. Siz gerçekten çözmüşsünüz bu işi artık. Tabii. Program yapıyor yavaş yavaş bizim branşa da geliyorsunuz. Ya şimdi söylüyorum, hep dile getiriyorum ya. Her konuda biraz bilgiye sahip oluyor insan. Niye? Sohbet ediyorsunuz. Siz anlattıkça biz bilgileniyoruz. İnşallah izleyenlerimiz de aynı şekilde bilgiye sahip oluyorlardır. İnşallah. O bilince sahip oluyorlardır. Çünkü düşünsenize bir hastaneye size tedaviye gelen bir insan ne yapmasını bile bile gelmesi ayrı bir şey, değil mi? Körü körüne belki bazen derdini dahi anlatamayan insanlar gelebiliyor. Bir de korkularını bastırmış oluyor insanlar. Korkularını bastırmış oluyor. Başından ne geleceğini bildiği için bir korku faktörü ortadan kalkmış oluyor. Nasıl bir oluyor. Tedavi yolu izleyeceğini aynen, biliyorlar. Aynen. Yani ne kadar sürecek, ne yapılacak. Şimdi bizim birazdan ne yiyeceğimizi bilmediğimiz gibi. Şimdi bakalım ne yiyecekmişiz. Değil mi? Böyle elimi kaldırdım bırakmadan dizine basayım. Dizine basayım. Yerden basayım. Fırsat verir miyim? Fırsat verir miyim? Müsaade edin. Evet. Sezai Şahin bir hatırlat. Evet, Ayşenur Hocam da öğrensin. Gerçi öğrendi yarım buçuk ama. O da vejeteryen olduğu için. Vejeteryen değil aslında da yani et sevmiyor. O şey gidiyor. Evet. Aslında et çok et de iyi değil. Çok iyi değil tabii. Vallahi iyi değil. Evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben yıllardır işin içindeyim. Ya ben et yedim ama kendimi doymuş hissetmiyorum. Ama Hatipoğlu gibi fakirliği övmeye başladık biz de farkında mısınız? Et iyi değil, et yemeyin. Hayır, değil mi? Yani ben yemem zaman kendimi doymuş hissetmiyorum ama gerçekten yani sağlık açısından çok iyi değil. Yememek lazım. Yani sürekli yememek lazım. Aynen, aşırı arada bir en azından bir ara vermek lazım ama biz yine de yiyoruz. İnşallah ya, sağlığımız şimdi, bozulmaz şimdi, yani. Şimdi biz Zaza'ya et yeme diyeceksin. Yani hakaret gibi bir şey. Yani, değil mi? Aynen öyle. Yani. Evet, ya da soğan yeme demek gibi bir şey. O mümkün değil. O ya. Mümkün değil. Adamı öldürsen dayı ya. Öldürsen dayı olur mu böyle şey? Evet şef. Bir kaşarlı imam bayıldığımız var. Bir de tavuklu şehriye çorbası. Tavuklu şehriye çorbası ve imam bayıldı. Kaşarlı imam bayıldı. Kaşarlısı da var. Evet. O da Sezai şefimin spesiyali. Kaşar üstüne. Hep söylüyorum ya. Bir şeyleri zenginleştirmek lazım. Güzelleştirmek lazım. Lezzet katmak lazım. Aynen. Yani bir şey icat ettik. Mesela onu yapacağız. Buradan da söyleyelim. Hani ekranlardan sonra. Tabii. Mesela et yerine mantar düşündük. Kuşbaşı böyle mantarı gibi doğrayıp mantarı. Ben onu bir deneyeceğim önce. Dene yapıyorum. Bir deneyeyim. Hoşuma giderse, aklıma yatarsa. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü burada et lezzetine yakın bir lezzet. Yani mantıklı bir protein şey. Protein olarak da yüksek aynen. Şey bir. Et yerine tutsam mantar. Bir mantar evet. Etin yerine mantar geçer. Mantar olur. Olur neden olmaz. Bence de. Bir deneyelim. Deneyelim evet. Çileki sebzelere yakışıyor çünkü. Yani mantar sote gibi bir şey yaparız zaten. Evet. Karnıyarak doğru zaman. Sever misin mantarı? Çok severim. Ben de etle çok severim. Etle arası olmayanlar herkes mantarı daha çok sever. Daha tercih aynen. Ederler doğru. Protein evet gibi. Efendim Ayşe Nur hocamla birlikte dolgu. Konumuz dolgu. Hocam dolgu nedir? Dolgu dişin çürük, travma ve benzeri sebeplerle kaybolmuş dokusunu yerine koymak için evet. Yaptığımız işleme verilen ad. Yani doku kaybını bir nevi çeşitli materyallerle yerine kazandırmış ve o bölgedeki eksikliği, estetik eksikliği veya mekanik vesairedeki oluşan eksikliği yerine koymuş oluyoruz. Yerine bir materyalle. Aynen. Farklı materyal dedin, dolgu malzemeleri değişebiliyor mu? Tabii. Aslında hasta için yapılan işleme dolgu adını veriyor ama kullandığımız İşlemin materyali. İşlemin ismi dolgu, tabii. Aynen. Materyale göre çeşitlilik arz edebiliyor.
metal dolgu denilen amalgamdan yapılabilir. Veya aynen kompozit dediğimiz beyaz dolgulardan yapılabilir. Veya cam iyonomer dediğimiz, yine içeriğine göre değişebilir dolgunun. Ben onu soracağım zaten, orada anlatalım. Çünkü ayrıntılı anlatmak istiyorum aynen. O dolgu çeşitlerini. Niye onu tercih ederler? Onu tercih etmelerinin sebebi nelerdir diye. Ayrıntılaştıralım onları. Çünkü insanlar ne için yaptırdıklarını bilsinler. Değil mi? Gerçi siz hastalarınızı yapıyorsunuzdur, izah ediyorsunuzdur bunları. Yani yaptığımız her işlemde en ayrıntısına kadar, özellikle ben yaptığım her işlemi anında şu an şunu yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz diye işlem sırasında anlatıyorum. Ama anlatılmalı bence de. Yani en azından hasta ne olduğunu bildiği için doğru, daha rahatlamış oluyor işlem sonunda da. Peki hocam, bir de derin dolgu var. Aynen. Nedir bu derin dolgu? Aslında neden? Derin dolgu ismi üzerinde daha derine yapılan bir dolgu. Çürük veya travma nedeniyle dişin canlı dokusu açılmışsa veya o bölgeye yaklaşılmışsa içerisine ilk önce bir ilaç yerleştiriyoruz. Kalsiyum hidroksit dediğimiz. Kalsiyum hidroksitin üzerine aynı şekilde dolgu yapıyoruz. Buradaki amacımız, derin dolgudaki amacımız şu: içeride bir canlı dokumuz var. Biz onu tutabildiğimiz sürece canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Daha mı sağlıklı oluyor derin dolgu? Evet. Yani şöyle, derin dolgu çürüğün derinliğine göre yapıldığı için onun indikasyonu farklı, dolgunun indikasyonu farklı. Öyle şimdi diyelim. Hocam az önce dedik ya. Daha öncesinde bazı işlemler de gerekebiliyor bazen. Ne gibi? Kanal tedavisi gibi. Mesela her dolguda kanal tedavisi şart mıdır? Yok. Yani biz zaten kanal tedavisini çekimden önceki son aşama diye söylüyoruz. İçerideki canlı dokuyu tamamen çıkarıp temizleyip yerine çeşitli materyaller koyup üzerinin dolgusunu o şekilde yapıyoruz. Bizim içerideki canlı dokumuz kaybolduğunda veya alındığında yerine ne koyarsak koyalım içerideki canlı doku gibi etki göstermez. Dişin canlılığını geri kazandıramayız yani. O yüzden mümkün olduğu kadar yaptığımız bu derin dolgu işlemi de zaten dişi daha canlı tutabilmek ve daha uzun süre o dokunun kanlanmasını sağlayabilmek için yaptığımız bir şey. O yüzden her işlemden, yani dolgudan önce mutlaka bir kanal tedavisi gerekir diye bir şey söyleyemeyiz. Dolgu daha yüzeyel çürüklerde uyguladığımız, madde kaybını yerine koyduğumuz bir şey. Kanal tedavisi veya diğer işlemler de dişin içerisindeki sinirin enfekte olması veya nekroz dediğimiz ölümü sonrasında yapılan işlemler. Eyvallah. Peki hocam, hangi durumlarda dolgu gerekir? Yani diyelim tamam, bir çürük var. Evet. O çürüğün orası almıyor, oyulup almıyor. Aynen. Onun yerine dolgu koyuluyor. Evet. Onun dışında bir gerekli var. Estetik kaygıları olabiliyor. Hastaların ön bölgede boşlukları olduğu zaman özellikle. O boşlukları kaplamayla kapatmak istemiyorsa hasta. Dişimi küçültmeyelim doktor hanım, veya dişim bu şekilde kalsın dolguyla büyütebilir miyiz dediğinde. Veya estetik bölgede bir kırığı söz konusuydu. Özellikle çocuklarda 9-10 yaş civarında ön bölge dişlerinde çok fazla kırık oluyor. Çarpmadan, o bölgeler, aynen. Çocuğun artık aktivitesinin artması ve o bölgedeki dişlerin bir miktar daha önde olması sebebiyle özellikle ön dişlerde kırık meydana gelebiliyor. Küçük yaşlarda çocuklara kaplama yapamayacağımız için, en azından çocuğun 18 yaşına gelmesini bekleyeceğimiz için o seviyeye kadar dolguyla kurtarabiliyoruz. Yine kırık dedik, estetik dedik, çürük bir faktör olabilir. Şeyden bahsediyoruz, bu süt dişlerinden bahsediyoruz özellikle. Süt dişleri enfekte etmişse alttaki dişi, yani yüzeyde bir pürüzürük meydana getirmişse. Ya sonradan çıkacak estetik, dişi diyorsunuz. Evet evet, daim o pürüzlü yüzeyi düzeltip veya daha opak gözüken yüzeyi düzeltip onun yerine de dolguyla kapatabiliyoruz. Kapatabiliyorsunuz. Şimdi dedik ya hocam, kaç çeşit dolgu vardır? Kompozit dediniz, amalgam dediniz, yani birkaç tane saydınız. Evet evet. Hangileri neler için tercih edilmeli? Yani neden değişkenlik gösteriyor bu dolgular? Yoksa sabit bir tane olsaydı hepsine aynı şey yapılabilir miydi? Bu hastalığa mesela bu rahatsızlıktan dolayı bunu, şundan dolayı bunu öneriyoruz diyebileceğiniz ne var? Aslında şöyle bir şey var. Biz amalgam dolguları da hasta isterse yapıyoruz ama amalgam dolgular özellikle dişte renklenmeye sebep olduğu için ve hastaların ön bölgelerde siyah bir dolgu istemeyeceği için biz metal dolguları genelde arka bölge dişlerde kullanıyoruz ve hastanın tükürük akışı çok fazlaysa, o bölgeyi izole edemiyorsak, yani tükrüğü kurutup dolguyu koyabileceğimiz kadar bir zaman bizi tanımıyorsa, yapacağımız dolgu düşme ihtimali olacağı için metal dolguya geçebiliyoruz. Veya çocuklarda diş tam sürmemişse, üzerine hala bir miktar diş eti varsa ama çürük de oluşmuşsa, oraya koyacağımız dolgu malzemesinin de metal olmasını istemiyorsa verisi, cam iyonomer dediğimiz çeşitli materyallerle en azından diş tamamen sürene kadar
kapatabiliyoruz. Yani çeşitli dolgu materyallerine göre yapılabilir. Burada özellikle kompoziti çok sık, yani beyaz dolguyu çok sık tercih etmemizdeki amaç şu. Hem daha estetik duruyor, hem her bölgeye kullanılabilir oluyor. İçerisindeki doldurucu oranı da metale yakın olduğu için kırılma durumu da daha az oluyor. Ve tutuculuğu da sadece mekanik olmadığı için, mikromekanik, yani mikron düzeyde bir tutunuculuk sağladığı için, yine bağlayıcılığı da fazla olduğu için beyaz dolguyu tercih edebiliriz. Yani bu şartlar oluştuğunda beyaz dolguyu daha çok tercih ediyor oluyoruz. Öyle diyeyim. Peki hocam, dolgu işlemi sancılı bir işlem yaparken. Yani şöyle diyeyim. Hem onu soracağım, hem derin dolguyu da soracağım. Çünkü o biraz daha işlevi olan derin dolgu. Evet. İkisini de birlikte anlatırsanız sevinirim. Şöyle, derin dolguda canlı dokuya çok yaklaşacağımız için hasta orada bir ağrı hissedebiliyor. Ama dolgu eğer çok derindeyse ve hasta anestezi olmayı istemiyorsa, bazı hastalarımız anestezi olmak istemiyor. Çünkü anestezi sonrasında bir iki saat boyunca bir yeme içme konusunda hastayı uyarıyoruz. Yiyip içmeyin, dudakta uyuşukluk olduğu için dudağı ısırırsınız diye. Değil mi? Aynen. Oruç tutan milletiz. Yani öyle bir durum söz konusu da olabilir ama öyle bir durumda genelde suyla... 18 saat oruç tutan var. Evet, suyla yıkama durumu olacağı için hasta pek fazla o sırada dolgu yaptırmayı istemiyor zaten, hani oruç durumunda. Ama şöyle bir şey, eğer çok derindeyse, ağır hissetmeyecekse, dış tabakada, koruyucu tabakada kalacağımız durumlarda anestezi yapmayabiliyoruz. Hasta ağrı hissetmiyor zaten. Veya şu şekilde yapıyoruz, dişte bir nekroz olma durumu söz konusu olabilirse... Öyle bir ihtimal varsa, özellikle çarpma durumunda, ilk önce anestezisiz başlıyoruz ki diş canlı mı değil mi onu ayırt edebilelim. O zaman farkını anlayabiliyoruz. Yani dişe yaklaştığımızda, yani içerideki canlı dokuya yaklaştığımızda ağrı hissediyorsa diş canlıdır. Bu şekilde tedavisi yapılıp bitirilir. Veya ağrı hissetmiyor, hiçbir ağrısı olmadıysa artık kanal tedavisi gerekecektir. Onun ayırt edilme için bile anestezi uygulamayabiliyoruz. Derin dolguda ama şöyle bir durum söz konusu, yaklaştıkça hastanın ağrısı artacağı için ve o ağrıya da dayanmak istemeyeceği için biz genellikle hastalarımızla anesteziyle başlıyoruz. Anesteziyle başlıyoruz. Peki hocam, derin dolguda kanal tedavisi gerekli mi? Derin dolguda da kanal tedavisi yapmayalım diye. Yani içerideki canlı dokunun ya açıldığı ya da çok yaklaşıldığı durumlarda yaptığımız bir tedavi. Eğer derin dolgu sonrasında ağrısı vesairesi olursa ancak o zaman kanal tedavisi yapılır. Yapılır. Yani onun için de ayrı bir şey yapılabilir. Evet. Her ağrıyan dişe dolgu gerekir. Ağrının tipine göre değişir aslında. Hastalar özellikle soğuk hassasiyeti olduğu durumlarda hocam şu dişe bir dolgu yapın diyor ama dişte yüzeyde bir madde kaybı söz konusu değil. Kök açıldığı için genelde hassasiyeti oluyor. Yani soğuk hassasiyeti özellikle kök yüzeyi açıldığı için olur. Hastalarda hocam bu dişim çok sızlıyor, buna dolgu yapın diyor ama onda dolgu yapılacak bir şey yok ne yazık ki. Yani öyle bir dolguluk, bir madde kaybı söz konusu değil. O yüzden hastalarımıza hassasiyet giderici diş macunları vesaire tavsiye ediyoruz öyle bir durum söz konusuysa. Veya çok şiddetli ağrı, gece ağrısı yapıyorsa hocam bir dolgu yapalım, hani geçer ağrısı deniyor. Bunu hastalar mı şey yapıyor? Evet diyor, hocam dolgu yapsak kurtarmaz mı? Yani kurtarmıyor. Kaç tane ağrısı kurtarmaz. Aynen, kanal tedavisi mecburen yapmak. Zor işiniz ya. Yani herkes gibi öyle evet, diyor. Evet, doğru. Şimdi hocam, dolgu güzel bir çözüm yöntemi. Hı hı. Ama kesin bir çözüm yöntemi mi? Yani tam bir tedavi yöntemi mi? Evet. Yoksa geçici midir? Yok, şöyle yaptığımız tedavide zaten hani geçici dolgudan bahsetmiyorum. Bazen kanal onu tedavi sonrasında. Geçici dolgu ayrı bir şey çünkü. O zaman yaptığımızda dolgu yapıp bitiriyorsak bu kesin bir tedavidir. Hasta dişine iyi bakarsa, tekrar o bölgeyi çürütmezse dolgu kalabilir. Yani ağız içerisinde kalabildiği süre içerisinde kalabilecektir. Peki, İyi bakarsa ama burada hasta faktörü çok önemli oluyor. Nasıl o bakım şimdi hocam, dolgu farklı bir materyal çünkü. Ağzın, yani dişin içerisine ya da yanına, yöresine monte edilen bir materyal. Bunun nasıl bakımı yapılabilir? Dişle uyum sağlar mı? Bunları rica edeceğim senden. Ağız içerisinde kullandığımız her materyal gibi bu dolgu malzemeleri de dişe uyumludur. Tabii. Yani hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun çıkarmayacak. Ben biliyorum şekilde da soruyorum. Tabii ki. Evet. Ayarlanacak, ona göre seçilir, ona göre tercih edilir zaten materyalde. Hastada bizim ekstra bir bakım istemiyoruz aslında. Kendi dişlerine nasıl bakıyorsa, yani nasıl fırçalama yapıyorsa, nasıl diş ipi kullanıyorsa, dolgunun olduğu bölgeyi de aynı şekilde hem diş ipi kullanmasını hem de diş fırçalama yapmasını istiyoruz. Günde iki kez. Onun haricinde ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Ama bizim sıkıntımız şöyle oluyor. Hastalar dolgu yaptırdıktan sonra zaten artık dolgu yapıldı, bir şey olmaz diyerekten fırçalamayı da bırakıyorlar.
dolguyla dişin arayüzünde meydana gelen çürük film haricinde anlaşılmıyor. En büyük sıkıntımız o. Yani gözde bu işte çürük oluşmuştur diyemiyoruz dolgunun altında kalan kısım için. Öyle bir durumda tekrar film alınması veya hastanın çok şiddetli ağrı yapana kadar ağrıyı ertelemesi durumunda mecburen kanal tedavisi gerekiyor. O yüzden dikkat etmesini istiyoruz. Eyvallah. Şimdi hocam peki bu süreç, dolgu süreci. Mesela şimdi bir hasta dişte çürük var deyip geldiği anda dolguyla hemen işaret olabiliyor mu yoksa bir süreç midir? Birkaç gün süren, bir ay süren. Şöyle. Çünkü biliyorsun implant dahi 3 ay evet. süren bir işlem. Şimdi bu dolgu şöyle bir o sürecini anlatırsan seviniriz. Hasta bize ağrıyla geldiğinde dişindeki çürük eğer içerideki dokuya yani canlı doku, pupa dediğimiz dokuya yaklaşmamışsa, derin dolgu yapmayacaksak o seansı yapıp bitiriyoruz dolgusunu. Ve hastaya diyoruz ki bir ağrınız olmayacaktır, bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama derin dolgu dediğimiz durumlarda yani canlı dokuya yaklaştığımız veya canlı dokunun kendisinin açıldığı durumlarda İçerisine yerleştireceğimiz ilacın etki gösterebilmesi için belli bir sürece ihtiyacımız var. Bu dişimizde işlem sonrasında hastayı da uyarıyoruz. Bu dişimizde sıcak soğuk ağrısı olabilir. Bir müddet böyle hassasiyetiniz olacaktır. İlaç etki edene kadar o da ortalama 1,5 aya kadar normaldir. 1,5 aydan sonra da eğer şiddetli ağrıya dönerse veya ağrı şiddeti artarak devam ediyorsa o zaman kanal tedavisine çevrilir. Kanal tedavisine çevrilir. Peki hocam apseli dişe şey yapılabilir mi? Dolgu. Apseli dişe ilk önce kanal tedavisi yapılır. Ondan sonra üzerine dolgu yapılır. Çünkü, yapılacaksa. Evet yapılacaksa da. Çünkü apse varken yani dişin kökünün ucunda bir enfeksiyon varken siz üstü kapatsanız da hasta dolgu sonrasında bu sefer şiddetli ağrıyla geri dönecektir. Çünkü dişteki drenaj kesildiği için yani kök ucundaki enfeksiyon ağız içerisinde açılamadığı için bir nevi orayı tıkadığınız için bu sefer şiddetli ağrı veya basınç hissiyle geri gelir. Şimdi... Dediniz ya hocam mesela fırçalama. Hani hiçbir şey yapmazsan yemek yerken dahi bazen düşme. Neden düşene geleceğim. fırçalarken ya da diş ipiyle düşme ihtimali var mı? Kolay kolay düşmez. Düşme durumu şöyle olabilir hastaların hani diş ipiyle özellikle. Eğer altında bir çürük söz konusuysa ve dolgunun kenarlarında bir miktar çok duyuyoruz çünkü açılma, ya, o yüzden. Açılma i̇şte. Söz konusu olduysa diş ipiyle yüklendiğiniz anda dolguyu almış oluyorsunuz. Ama içerideki çürük dokusundan dolayı bağlantısı kopmuş dolguyu alıyorsunuz. Yani bugün dolgu yaptık, yarın diş ipiyle temizlediniz o dolgu düşmez yani. Düşmemesi lazım. Düşmemesi lazım. Diyoruz. Yani. Neden düşer peki hocam? Sebep nedir? Düşmesindeki dolgu. Sebep yani mesela yemek yerken. Dolgum düşmüş diyebiliyoruz. Duyuyoruz bunu ya. Ben düşürmedim de şimdiye kadar. Ama çevremden, tanıdıklardan bu serzenişi hep duyuyoruz. Dolgum düştü. Niye düşüyor? Dolgu şöyle düşer. Eğer sağlam mı yapmıyorsunuz? Yapılan. Bir daha şey gibi ha. Camı camcı yapar. Arkasından çocuk gönderir camı kırar. İyi cam takarım. Çocuk bir yapıyoruz şey bir daha gelsinler. Yaptığımız daha pahalı olmadı. Bir işlem yapayım diye. Hayır canım öyle bir şey olmaz. Espri yapıyorum hocam. Ticareti olmaz zaten sağlığın da. Alaki yok. Aynen etik değil. Ben espri yapıyorum hocam. Tabii ki de biliyorum. Şimdi burada aydınlatalım insanlarımızı ki. Şimdi doktor ya da dişçi sağlam yapmamış düştü. Tamam mı? Bunlar sebepleri var efendim. Sert bir cisim bir şeye ne kadar şey yaparsan. Orada bir tahribat yapacaktır ve evet. şey yapacaktır. Yani kendimizi aramayız suçu hiçbir zaman. Ya da o zorlamayı uyarıldığı halde devam ederiz. Fındık kırarız ya. Evet. Dişimizle ceviz kırarız. Biz öyle bir toplumuz. Gazozun kapağını dişimizle açan bir toplumuz. Sonra işte dişçiyi yapmadı. Neyse dişçi. Diş doktoru değil, diş hekimi değil, dişçi. Şöyle bir şey var. Eğer çürük oluşmuşsa... Az önce bahsettiğim gibi altında bir çürük oluşmuşsa dolgun düşme ihtimali söz konusu olacaktır. Hatta dolgu düşmese bile dişte kırık oluşabilir. Veya şöyle bir durum söz konusudur. Bizim servikal dediğimiz yani köke yakın olan bölgeye yapılan dolguların düşme ihtimali diğer dolgulara nazaran daha fazladır. Çünkü hem diş etinden gelen sıvıyla enfekte olma ve izolasyonu sağlanamaması durumu söz konusu olacaktır. Hem de dişin mikro düzeyde bir hareketi söz konusudur. Diş hareket etse de dolgu sabittir. Diş hareket ettikçe arada oluşan aralanma daha sonra dolgunun düşmesine sebep olabilir. Evet. Diğer faktör de sizin dediğiniz gibi. Eğer kanal tedavisi özellikle geçirmiş bir dişi ki bu dişlerde ortalama
dişin 3/4'ünü dolgu oluşturmuş oluyor. Böyle durumlarda çok sert gıdalarda fındık kırma, ceviz kırma gibi bir şey yapmaya kalkarsanız hem dişte kırılmaya söz konusu olur hem de diş yani dolguda düşme durumu veya dolguda kırılma durumu söz konusu olabilir. Az önce bahsettiğiniz gibi yine çok sert gıdalarla veya çok sıkı kapanışı olan hastalarda yani gece sıkması çok fazla olan hastalarda özellikle dolguya gelen yük çok fazla artacağı için kırılma durumu söz konusu olabilir. Kırıkla düşmeyi ayırt edemeyeceği için hasta özellikle bize başvuran hastalar da dişteki kırıkla dolguda kırığı ayırt edemeyeceği için dolgum kırıldı veya dolgum düştü diyor ama hala dolgu bir miktar içeride var. O diş sıkmadan kaynaklı bir miktar kırıklar daha fazla olabiliyor. Bir miktar gitmiş olabiliyor. Evet. Özellikle ön bölgelerde estetik yapılan dolgularda hastanın diş sıkma durumu söz konusuysa veya gıcırdatma öne doğru çıkarma gibi çeneyi hareket ettirme durumu söz konusuysa bu özellikle ön bölgelerde tek yüzeyden destek aldığımız için kırılma durumu söz konusu olabiliyor. Peki dolgu düştükten sonra tekrar yapılması söz konusu. Kesinlikle. Hatta hastaları şöyle diyoruz. Dolgu düşerse özellikle o kavite dediğimiz yani oluşturduğumuz boşluktan çürüğün ilerleme hızı daha fazla olacağı için mümkün olan en kısa sürede dolguyu yaptırmasını tavsiye ederiz. Çünkü canlı dokuya yakınız. Anlatabildim mi? Bir miktar doku kaldırmışız. Üstteki koruyucu tabakamız yok. Ve bu şekilde alta ilerleyen enfeksiyonu daha hızlandırmayalım. En azından hızlanır daha... değil mi o zaman? Aynen. Aradaki mesafe az olacağı için can dokuya daha hızlı ilerleyebilir. O zaman bunu söylemekte sakınca yok. Böyle bir şeyden şüphelendiyse, dolgum düştü, evet, dolgum kırıldı. Bir an önce diş hekimine. Evet, kesinlikle. Başvurmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü hastalar özellikle şöyle diyor. Dolgum kırıldı ama gitmedim, bir ağrısı yoktu çünkü diyor. Bir ay sonra şiddetli ağrı yapmaya başlıyor. Yani o şiddetli ağrıya dönmeden en azından önlem alınabilirken. Hani ertesi günü gitmenize aynen, fayda var. Aynen, aynen. Dolgu yaptırmakta fayda var. Eyvallah. Dişlerde bu aynen lafı çok şey abi. İbrahim'de de çok fazla. Evet. Çok fazla hak veriyoruz ona. Hak veriyorsunuz çünkü biz burada bilinçlendiriyoruz. Bilinçli geliyor hastalar. Siz de ona söyleyince aynı. Evet aynı. Bahsettiğiniz gibi. Ya aynı. Işte, ben buldum. Evet. Doğrudur. Ayşenur hocam. Geçici dolgu. Ya bir geçici dolgu yap da ben gideyim. Aslında geçici nedir dolguyu geçici dolgu? Biz kanal tedavisi sonrasında yapıyoruz. Hatta hastaya da bilgilendiriyoruz. Yani geçici dolgunun altında bir pamuk olduğunu ve bu dolgunun düşebilme ihtimalinin konusunda. Yüksek olduğunu. Evet. Hı. Yani böyle bir şey olduğunda hastanın hemen gelmesi gerekiyor ki kanal tedavisinin içerisinde o bölgenin temizlenmiş bölgeni tekrardan enfekte olmasını engelleyelim diye koyuyoruz. Hastanın ağrısı tamamen kesilsin, ortadan kalksın. Ondan sonra dolgusunu ve İçerisinin dolumunu yapalım diye geçici dolguyu koyuyoruz. Geçici dolgu da zaten genellikle çok fazla kalmıyor. Hastada zaten bir hafta 10 gün en fazla bekletiyoruz. Evet. Ama çeşitli yaptığımız tedavilerde daha uzun süreli koyabiliyoruz. Üzerine koyduğumuz geçici dolgu materyalinin bağlantısı ona göre seçiyoruz. Yani. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Geçici dolgu kanal tedavisi sonrası altında pamuk olan bir dolgu. Aynen. En fazla bir hafta ya da 10 gün kalabilir dediniz. Yani düşmediği durumlarda hekimin tercihine bırakılmıştır bu durum. Ona göre tercih hekim yapar. Ben de oradan yola çıkarak kanal tedavisi yapılan bir diş geçici dolguda takıldı. Hı hı. Normal yani sabit olan dolgu kaç gün sonra yapılmalı? Ya da yapıldıktan sonra kanal tedavisi kaç gün sonra dolguyu yapıyorsunuz? Ben genellikle dişin süreci sorarken bunu kastetmiştim aslında. Dişin içerisini temizledikten sonra ağrının geçmesini bekliyorum. Ortalama bir hafta içerisinde geçmiş oluyor. Hafta ama işte, eğer içerisinde bir ilaç yerleştirmişsek o ilacın etki göstermesi ortalama 2 hafta sürüyor. Bir aya kadar süresi de uzatılabiliyor. Peki o süre içerisinde geçici dolgu kalabilir mi? Evet, evet. Koyacağımız geçici dolgu materyali değişiyor. Yani daha önceden ojenör içerikli çeşitli materyaller kullanıyorsak materyalin tipini değiştirip bağlantı kuvvetini artırıp ona göre tercih ediyoruz. Yani bir aile koyacağımız geçici dolguyla 3 gün koyacağımız geçici dolgu materyali aynı değil. Aynı değil. Evet. Aslında fark etmiyor ama bizim için kaç aynı değil. Kaç çeşit geçici dolgu var? Yani kullanılabilir. Şu anda biz iki çeşit kullanıyoruz. Nedir bu? Materyal ne? Materyal birinde ojenör içeriği var. Ojenör. 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 Oje mi koyuyorsunuz? Hayır. Ojenol içerikli, diğeri camiyonomer içerikli veya fosfat içerikli olabiliyor. Materyaline göre tercihi hekime kalmıştır yine. Eyvallah. Peki hocam bu metal dolgu normal dolgu yani. Zarar var mı?
Hastalar daha çok bu metal dolgunun içerisindeki civadan. Civa mıdır? Evet, içerisinde civa var. Ama anam, şöyle zehir, bir şey zehir, var. Zehir. Evet, öyle diyorlar. Adamların dışına zehir koyuyorsunuz. İçerisindeki civadan çok tedirgin oluyorlar ama yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Hiçbir şekilde bu civanın vücutta sistemik dolaşıma karışmadığı, vücudun herhangi bir bölgesinde birikmediği. Zaten çok çok az bir miktar bulunuyor. Zararı şöyle olabilir. Çok fazla metal dolgu sökümü yapan hekim ve asistana zararı oluşur. O da söküm sırasında oluşan. Aynen, gazdan dolayı. Yoksa kişinin herhangi bir civa kaynaklı bir sorunu oluşmaz yani. Değil mi? Yani ağzında uzun sürede kalsa yani, bir sıkıntı oluşturmaz. Hatta İçeri rahat etsin yaptıranlara. Aynen, aynen, içeri rahat olsun. Bazı hastalarımız metal dolgu hocam bu zarar veriyormuş değiştirelim diyorlar. Öyle bir şeye gerek yok. Hatta metal dolgu. Bunun için duyup da gelen oluyor mu? Evet. Özellikle hamile kadınlarda değiştirelim hocam çocuğa zararı olmasın diye söylüyorlar. O öyle anaçlık. Bir şeye gerek yok. O anaçlık. Öyle yani bir şeye gerek yok. En ufacık bir şüphe dahi anneyi değil dişçiye vallahi fizana kadar götürür. Aynen öyle. Annelik öyle bir duygu. Şuraya küçük bir ekleme de yapayım hatta. Metal dolgunun içerisindeki... Sohbet ediyoruz hocam. Metal dolgunun içerisindeki ağır metaller özellikle beyaz dolgu dediğimiz kompozitin içerisinde olmadığı için bakteriyi de engelliyor. Yani metal dolguların altında oluşan çürük beyaz dolgularına nazaran daha azdır. Öyle diyelim. Yok. Sezai ben cuma günleri neşeli olurum. Niye biliyor musun? Acaba hafta sonu diye mi? Evet. Bu okuldan kalma bir alışkanlık. Galiba. Vallahi. Pazartesi nasıl? Ertesi gün pazartesi çok kötü olur. Okuldan kalma yine. Çocukluktan kalma. Hepimizde vardır değil mi o? Evet. Hafta sonu böyle geliyor. Cuma'dan karşılıyoruz. Oh be. Cuma tatil. Yarın cuma tatili. Yani isterim kadar yatacağım. Abi yatamıyorsun. Abi yatamıyorsun. Bir de öyle bir durum var. Kendi teselli diyorsun. Normalde kalktığın gün saatten daha erken saatte kalkıyorsun. Sadece bir teselli işte. Teselli. Zür tesellisi. Yani zür tesellisi. Güzel. Vallahi ne bileyim böyle cuma günü biraz daha şey oluyorum. O insanın demek ki genler şeyine yerleşiyor artık. Bak. Bilinç altına. Yani kaç sene geçmiş okul hayatımızdan. Değil mi? Hala okul hala gelmemiş. O zihniyet, o düşünce hasıl oluyor bende. Yani cuma, bir de çarşambaları çok severim. Sebep ne biliyor musun? Onu bilmiyorum. Beden dersi mi? Bravo. Ben, son iki dersi mi? Şimdi bakmayın şu kilolu halime. Eskiden bir basketbolcuydum, iyi de bir basketbolcuydum. Şeydim ben. Yani son çarşamba beden bedenmiş. Dersinde basketbol oynardık. O hoşuma giderdi benim. Demek ki çocuklukta o da var. O bende yerleşmiş. Çarşambaları hoştur benim için. Yani... Şimdi Günür Hanım'ın günü tabii biliyorsun. Tabii. Yine esprili bir program seninle yaptığımız gibi. Güzel, hoş geçiyor. Ya aslında Allah'ın günleri elbette ki hepsi birbirinden ayrım yapmamak lazım ama ne bileyim insan psikolojisinde işte bunlar yer edebiliyor. Var mıdır sende özel günler böyle hocam? Yok, ben de çok fazla ayırt etmiyorum. Sen cumartesi de çalıştığın için. Evet, benim için öyle bir kriter yok ne yazık ki. Evet. Çünkü ama şeyi bildim bak, beden dersini iyi bildim. Evet. Batan bakıyor ama geçen sene bir pandemi oldu. Evet. Evde kalmakta artık bu sene bunaldılar. Evet. Dışarı çıkalım. Çalışmaya gidelim, işe gidelim. Evet. Aslında çalışmak iyidir yani. İşte, bence de. Allah kimseyi işsiz etmesin. Cenab-ı Allah zaman zaman öyle yapar. Bir sınav önce yani. Şeyini kaybettirir, sonra buldurur, sevindirirmiş. Halbuki bulduğun kendi şey. Kendi şey. Neye seviyorsun? Değil mi? Ama kaybolsa da kötü yani. Şimdiye kadar o çalışmadan, okuldan şikayet ettiğimiz işte kısıtlanınca kıymete bindi. Aynen. Olay bu. Aynen maalesef. İşte bak bu da aynen denir yani. Hepimiz katılıyoruz. Aynen. 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 Evet. Şimdi hocam yine dönelim sorumuza. Hani estetik dolgudan bahsettik. Güzel gidiyor değil mi program? Güzel neşeli. Gidiyor. Evet. Şimdi estetik dolgudan bahsettik. Dıştan görünebilen bir dolgu yani demek. Estetik olarak görüntü demek. Şimdi bu diş rengiyle uyum gerekiyor. Böyle bir sorun var mı? Ya da ona göre bir çözüm var mı? Ne yapacağız? Dolgu renklenir mi? Ya da renklendiriyor muyuz? Dolgu renklenir ama şöyle uzun süre geçmişse beyaz dolgu yapımı sonrasında dolguda renklenme olur. Eğer çay kahve yine çok fazla tüketiyorsak özellikle pigment içerikli çay şey dedin? Çok fazla varsa öyle durumlarda renklenir. Abi Ayşenur'a her zaman bak dikkatimi çekiyor. Çay veriyorsun hiç içmiyor. Ben çaycı değilim o yüzden. Kahve iç. Kahve veriyorum. Kahve de içmem. Sarartı tercihim. Su en iyisi. Portakal suyu. Su. İşte dişleri sarartı içiş. Ondan mı aynen. Içiyorsun? Aynen. Söylüyorsak sözümüzde durmamız lazım. Sözümüzü nereyiz? Evet. El azıklayın. Evet. Öyle durumlarda
dolguda renklenme olur. Sizin bahsettiğiniz estetik dolgularda o da... O ayrı bir şey, bir de dolgudaki renklenmeden ayrı konuşacağım hocam. O farklı bir renklenme. Yani zaman içerisinde estetik olmayan içinde, içteki dolgudan bahsediyor. Bu renk değiştiriyor mu? Yani materyal kendini farklı bir boyuta sokuyor mu, renge sokuyor mu? O ayrı bir şey. İlk sorunuza döneyim o zaman. Lütfen. Estetik dolgularda biz dolguyu seçerken zaten hastayla birlikte dişine uyumlu renkteki beyaz dolguyu seçiyoruz. Yani hasta beyaz diye ayırt ediyor ama bizim için o beyazın çeşitli tonları var ve o tonlardan tercih yaparak dolguyu yapıyoruz. Evet. O yüzden estetik konusunda, estetik yapılacak dolguda öyle bir renk farkı oluşmaz. Oluşmaz. Yapıldığında. Ama şöyle bir durum söz konusudur. Dolgu yapıldıktan sonra dişte bir miktar kurutma olacağı için hastaya 2-3 gün sonra normal renginin oturacağını söyleriz. Hı, teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi hocam gelelim izleyenlerimizden, izleyicilerimizden asıl olan, asıl olan bizim için hitap ettiğimiz kesimin sorularına. Demiş ki hocam sağ üst azı dişimin çürüğü derine inmişti. Doktora gittiğimde kanal tedavisi olabileceğini söylediler. Tedavi olurken yaşımdan dolayı, yaşı 16'ymış parantez içerisinde yazmış onu hocam. Dolgu yapabilir deyip dolgu yaptılar. Dolgu yapılmadan önce hiçbir ağrım yoktu. Ana, bu dişçiler. Dolgu yapalım yoktu demiş ama dolgu yapılan 2 gün oldu ve çok ağrıyor. Geceleri uykudan kaldırıyor, bu normal. Geceleri uykudan kaldırıyorsa normal değil. Yani. Eğer sıcak soğuk olsaydı dolgu sonrasında belli bir müddet sabredebilirdik ama o kadar şiddetteki bir ağrı normal değil. Kanal tedavisi işte şimdi gerekebilir. Niye o peki yüzden, hocam dolgu yaptıktan sonra olmuş? Dediğim gibi geçen az önce bahsettim ya, drenajı kesilmişse yani içerideki cansız doku ağız içerisine açılıyorsa... Ağız içerisinde açılıyorsa her halükarda bir miktar orada basınç hissi oluşmaz. Ama dolguyla o kapatılacağı için bir nevi içeride sıkışmış olacak ve o yüzden şiddetli ağrı yapacaktır. O yüzden kanal tedavisi yaptırmasına fayda var. Teşekkür ederim. 4 gün önce diş hekimine gittim demiş hocam bir izleyenimiz. Hı hı. Ve kök ucu temizliği yapılmış dişimin dolgusu değiştirildi. Hı hı. Aynı zamanda yanındaki dişe dolgu yapıldı ve diş etimde iğnenin vurulduğu yerlere yakın bir yerde... Afta benzeyen fakat daha büyük ve etrafı kırmızı ortası beyaz yara gibi bir şey çıktı. Ve dokunulduğu anda aşırı derecede acımakta dişim demiş. Hı hı. Tedavisi için yardımcı olabilir misiniz? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şöyle büyük ihtimalle kanal tedavisi gerekecek. O kök ucunda bahsettiği sivilce gibi çevresi kırmızı ucu beyaz şey füstül dediğimiz yani enfeksiyonun ağız içerisine açılmasıdır. O yüzden kanal tedavisi gerekir büyük ihtimalle ama yine de bir muayene etmekte ve film almakta fayda var. Bir de hocam yeriniz neresi demiş, onu söyleyelim hemen. Efendim yerleri 2 şube şu anda, Elazığ'da olan 2 şube. Biri Yeni Cami'nin karşısı, Sabuncu İş Merkezi hemen 1. katta. Diğeri de Mediline Hastanesi Diş Kliniği efendim. Ayşenur hocam da orada. Bir Özcan Diş Kliniği ekibi olarak 2 yerde hizmet vermekte. Bir de Tunceli'de şubeleri var. Onu da özellikle söylüyorum. Hocamızın ismi neydi Tunceli'deki hocam? Onun ismi Başak, Başak Doğan. Başak Doğan. Diş hekimi Başak Doğan diye geçiyor. Tunceli'deki hastalara öneririm. Çok tecrübeli bir diş hekimi var. Yakın zamanda da programımıza bir gün alacağız Başak Hanım'ı inşallah. Tunceli'deki hastalarımıza o adresi de verelim. Evet. Onu okudum ya bu geçici. Allah'ım yarabbim ya, ben ne olacak benim bu halim. Evet. Merhaba, benim alt çenemde merkezi kesici dişlerinden bir tanesi sallanıyor. Ben 40 sene kalsa bilmem o. Hangi dişi sallanıyor? Merkezi kesici. Nereden biliyorlar hocam? Kesici. Büyük azılardan. Hastalar böyle şeyleri çok merak edip araştırıyorlar ama internette gördükleri şeylere çoğu zaman inanmasınlar. Nasıl mide ağrısını mide kanseriyle ilişkilendiriyorsa dişte de aynı şekilde kist ve tümörde biraz fazla abartılı durumlar söz konusu olabiliyor kesici internette. Kesici dişim, merkezi kesici. Vallahi bravo. Yemin ediyorum bravo. Beni bazen komplekse sokuyorsunuz. Bilmediğim için. Santral kesiciden bahsediyor olabilir. Alt çenemde merkezi kesici dişlerinden bir tanesi sallanıyor demiş. Önceden o dişe kanal tedavisi yapılmıştı. 2 sene önce ancak bu dişi şu anda sallanıyor demiş. Ayrıca bu dişe dolguya benzer bir beyaz bir madde eklediler. Çürük kısmını bu madde de büzüldü ve küçüldü. Özelliğini kaybediyor herhalde demiş. Her neyse.
doğru yazmış her neyse. Ben bu dişimi çektirdikten sonra hangi tedaviyle diş eklettirmeliyim demiş. Diş eklettirmeliyim, yani çekim sonrasında çekim bölgesi iyileştikten sonra implant için de bakılabilir ama tek dişse özellikle alt çenede ön bölgede ise buraya kaplama da yapılabilir. Yani aynen çevre dişlerini küçültülüp o bölgede tek diş eksikliği giderilebilir. Yine komşu dişlerin durumunu da değerlendirmek lazım. Tek diş sallanıyor diyor ama hasta çevredeki dişlerde de yine kemik kaybı sonra söz olabilir. Konusu olabilir. Eyvallah. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Sus, mesajlarımı hemen bitireyim. Amalgam dolgu varken ağız gargarası kullanmamanın bir sakıncası var mıdır? Renklenme yapabilir amalgamda kullanılan çeşitli gargaralar. O yüzden amalgam yüzeyinde kararmaya sebep olabilir. Yani metal yüzeyi parlak değil, daha siyahımsı gözükür. Onun dışında bir zararı olmaz. Bir zararı yoktur. Değil hocam, teşekkür ederim. Benim oğlum 15 yaşında diş hekimlerinden ve işlemlerden çok korkuyor. 15 yaşında. Korkabilir, büyükler dahi korkuyor. Çok korkuyor. Dolgu yaptırmamız gerekiyor ama doktora son götürdüğümde şekeri düştü, bayılacak gibi oldu. Bana ne önerirsiniz demiş. Oğlunu götürecek. İlk önce gelsin bir tanışalım. Ağrısız bir işlemle başlanmasını tavsiye ederim verisine de. İlk önce bir koruyucu işlemle başlanır. Çocuğun en azından yapılacak işleme dair herhangi bir iğne yapılmayacağını veya ağrı verilen herhangi bir işlem olmayacağı konusunda ikna edilirse 15 yaşında bir insanın tedavi yaptıracağını düşünüyorum ben. Kendilerini bekleriz. Ayşen Hocam gelsin. Yaparsa hiç korkmayın. Yani. Eyvallah. Merhaba. 2 ay önce ortodonti tedavim bitti ve hem arkasında 6 üst ön dişime kompozit dolgu yapıldı. Hı hı. Üst ve alt dişimde olduğundan fazla boyut farkı var. Ve sadece 2 ay olmasına rağmen ön dişlerime sanki siyahımsı bir görüntü var. Ne yapmalıyım ben çocuğum? Siyahımsı bir şeyden bahsediyorsa çürük konusunda bir şüpheli olmak lazım. İlk önce filmle teşhis edilmesi lazım veya renklenmeyi siyahımsı diye ayırt ediyor olabilir. Dolgu kenarlarında özellikle renklenmeler dolgu kenarlarında olur ve hasta bunu çürükle veya başka şeyle karıştırabilir. Öyle durumlarda hastaya bir muayene etmek lazım ama bahsettiği renklenme büyük ihtimalle dolgu kenarında oluşan renklenmedir. Yüzeyinden küçük bir polisaj patıyla veya fırçayla geçirirse geçilir büyük ihtimalle. Geçirebilir. Teşekkür ederim. Kendi diş hekimine başvurabilir ama. Evet. Amalgam, bir de parantez içerisinde siyah dolgu demiş. Harikasınız. Dolguların zararlı olduğu söyleniyor demiş. Beyaz dolgu, ona da parantezde kompozit demiş. İle değiştirmem gerekir mi, değiştirirsem ne gibi zararlar olur demiş hocam izleyenimiz. Ya vallahi çok bilinçli bir izleyicimiz var. Değiştirmek ben tavsiye etmiyorum. Herhangi bir ağrısı vesairesi yoksa. Çünkü dolguyu kaldırırken bir miktar o amalgamın oluşturduğu siyah renklenmeyi kaldırabilmek için dişten de alacağız. Diş dokusu boşu boşuna alındığında yerine konan bir şey olmadığı için bence herhangi bir ağrısı sıkıntısı yoksa herhangi bir zarar oluşturmayacaktır. Evet. İçi rahat olabilir içerisindeki metalden vesaireden. Vücuda herhangi bir zarar dokunmaz metal dolgunun. Biz hala yapıyoruz yani. Sağlık Bakanlığı onayıyla kullanılan bir materyal. İçleri rahat olabilir. Teşekkür ederim. Son mesajımı okuyayım sonra yemeğimizin tadına bakalım. Kaç dakikamız var? İyi günler. Benim birkaç sorum olacaktı. Anam onu birkaç soru deyince birden durdum. Daha önce dişime dolgu yaptırmıştım ve bu dolgu damağımı eritmiş. Mümkün mü? Dolgu kaynaklı değildir de belki şöyle bir damağını eritme durumu genellikle diş eti çevresinde oluşan enfeksiyondan kaynaklanır. Yani dolgudan çok fazla olacağını düşünmüyorum. Belki taşkın yapılmışsa dolgusu. Demiş ki hocam azı dişimle arasına sert bir madde yerleştirilmişti. Yani büyük ihtimalle taşkın yapıldığından bahsediyor. Yani dolgunun olması gereken pozisyondan bir miktar daha taşkın olması durumu. Zamanla bu diş döküldü ve damağımı erittiği ortaya çıktı. Oraya aceleyle köprü yaptırdım ama hiç sağlıklı değil. Bu damağa bir çare bulabilir misiniz demiş. 20 yaş dişlerim yatık ve gömülü, bir başka sorusu bu. 20 yaş dişlerim yatık ve gömülü, diğer dişlere baskı yapıyor. Bunları almak gerekli mi demiş. Evet, özellikle baskı yapıyorsa ön bölgede dişleri hem sıkıştırıp diş pozisyonunda değişikliğe sebep olabilir. Hem de eğer ağız içerisinde açılmış o bölgeye biriken gıdayı temizleyemeyeceği için hasta ön dişte yani 20 dişinin önündeki dişte çürüye sebep olabilir. Mümkünse kısa sürede çektirmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam. Ben yemeğe başlıyorum. Buyurun. Şöyle bakalım. Evet, şöyle bir tadalım yemeğimizi, yorumlarımızı yapalım. Ayşenur Hocam. Tam Ayşenur Hocam'a göre bir yemek zannediyorum. Aynen, tam benlik. Şöyle limonu. Ben limonla başlamadım ama çok güzel olmuş çorba gerçekten. Baktın mı tadına hocam? Evet. Hiç tavuk olduğu bile belli ben yok. Bakmadım henüz. İçerisinde. Şöyle.
Aynen çok güzel olmuş. Hiç belli olmuyor. Limon adam başka güzel oldu ama. Evet. Şehre çobasına limon yakışır. Hı hı. Bir de imam bayıldığımıza bakalım hemen. Şöyle bir parça alacağım. Hocam siz tattınız mı? Evet. Nasıl? Gayet güzel olmuş. Vallahi. Vallahi her zamanki gibi acı ve yenilebilir. Sen seviyorsun değil mi acıyı? Evet. Ben çok severim acıyı yemekte. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Stüdyo şefimiz Mert bana böyle yapıyor efendim. Ben de ağzım bir şey de diyemedim. Yandı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir program oldu sayende. Güzel bir konuyu ele aldık. Dolgu. Birçok insanı ilgilendiren bir konu. Dış sorunu yaşayanların. Ayşenur Hocam, içtenlikte bütün bilgileri vermeye çalıştık. Sizlerden gelen mesajları cevaplamaya çalıştık. Bir tane kaldı, onu da haftaya bırakıyorum. İnşallah. Ayşenur Hocam'a teşekkür ediyorum. Efendim biz ayrılan süreçte sonuna geldik. Sezai Şerif'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, afiyet olsun. Harikulade bir yemek. Efendim pazartesi görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşça vakit geçirin ama soğuklardan da kendinizi koruyun. Dişlerinizi de koruyun. Değil mi? Soğuktan çok etkilenir dişler. Evet. Ama her şeyin başı sağlıkla kalın. Aşıları da unutmayın. Üçüncü dozları muhakkak yaptırın diyelim. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.